Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bu hafta Raw ve SmackDown haftanın şovlarını ve güreş gündemini değerlendirmek için Boğaç Ülker'le beraberiz. Merhaba Boğaç. Merhaba Buğra. Evet. İki şovda profesyonel güreş maçıyla başladı. Alışkanlıklarımızın biraz dışındaydı. Evet. Genelde WWE şovları promo ile başlar. İki şovda maçla başladı. Ne diyorsun? Profesyonel güreş açısından zengin bir hafta mıydı? Vallahi ya şöyle söyleyeyim. Bence çok zengin bir hafta değildi. Yani hani inanılmaz böyle olaylar görmedik. Ama tabii şeyleri falan da eklersek işte NXT'de olanları, bu AEW'de olanları malum çünkü iki tarafta aslında belirli bir standardı yakalamış gibiler. Hani NXT 800 bin, 850 bin reytingleri, AEW'de nereden baksak 1 milyonlara yakın reyting toplamayı başarıyor çarşamba akşamları. Evet. Onlar bir aslında kısmen de olsa zengin bir haftaydı ama sadece Raw ve SmackDown'u konuşacak olursak çok da zengin bir hafta değildi bence yani. Hani biraz daha sakin bir hafta geçti. Hani Raw'da draft'ın ikinci kısmı devam etti bu haftanın başında ama SmackDown zaten normal bir SmackDown show gibiydi. Zaten SmackDown'da konuşmamız gereken bence şeyler çok var. Çok özür dileyerek bölüyorum. Alper Canbaz, Iowa'nın dinamit şovu 10'da 9'luk şov. Yani 9'da 10 demek 9/10 demek istemiş. Bu kadar iyi mi gidiyor Iowa ya? İyi ya bu hafta ben de iyiymiş herhalde. Yani ben özellikle açıp izlemedim ama. Bana yani biraz bilgilendirin. Iowa'cular. Yani Iowa'da konuşuruz haftalık şovları. İlgi çekiciyse Ayıv'da konuşuruz abi. Evet Boğaç'cığım. Şöyle ki SmackDown'da aslında konuşmamız gereken önemli bir olay var. Çünkü Eric Bischoff kovuldu. Değil mi? Eric Bischoff kovuldu ve Eric Bischoff WWE kadrosundaki çalışanları toplu istifaya davet etti. Evet ama orada ya anladığım kadarıyla Eric Bischoff bu ikinci baharında çok işini saygı yani işine saygı göstererek yapmamış. Anladığım kadarıyla yani çok böyle nasıl diyeyim Heyman'ın Raw'a yaptığı etkiyi gösterememiş anladığım kadarıyla SmackDown'da. Tabii yani Fox gibi önemli bir noktaya yere geçmişken WWE'de çok bu hatayı affedecek gibi durmuyordu ki affetmemişti zaten anladığım kadarıyla. Bruce Prichard yönetmenlik koltuğuna geri dönmüş. SmackDown'da ya da artık tekrar mı yükseldi demek lazım, geri mi dön demek lazım bilmiyorum ama orada da öyle bir aslında ciddi bir haber var yani belki de akışları nasıl bir show izleyeceğimizi 3 evet. aşağı 5 yukarı evet. Söyleyen ya ben çok beğendim özellikle SmackDown'ın ve Raw'ın yani geçirdiği değişimi beğenenlerden biriydim. Chatbox ne düşünüyor? Kaybetti yani bir güç kaybetti SmackDown bana göre ve hani Fox'un da biraz tavsiyesiyle buralara geldi. Büyük bir değişim. Şovlara yansıması biraz zaman alabilir ama ben olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyorum bu karardan sevgili Boğaç. Evet yani ben de değişimin aslında olumlu yansıdığını düşünen taraftayım. Yani hele bu yeni stage'ler, pyroların tekrar kullanıma gelmesi, hele yani SmackDown'un yeni sahnesi inanılmaz güzel olmuş bence bu arada. Hani logosu güzel, sahnesi güzel, genel olarak ambiyansı da iyi. Ama işte biraz şov kalitesinin yukarı çıkması lazım diyeceğim ki o da herhalde toparlanır. Yani yeni bir kanal, yeni saat, yeni gün. Hoş yeni saat değil aynı saatte. Yeni gün, yeni kanal, farklı insanlar belki o noktada ve belki biraz daha farklı bir anlayışla çalışacaklar. Hani network'te çalıştıklarının aksine. O yüzden biraz beklemekte fayda var. Yani en azından bir süre tanımakta fayda var. Ama Raw da bu arada güzel bir değişiklik geçirdi. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Raw konusunda ama SmackDown olduğu gibi Raw da bence iyi durumda şu an. Ya Raw, Paul Heyman gibi bir üstadın elinde. Tabii. Naito Khan yazmış. Eric Bischoff bu yaşına kadar hangi işini doğru yapmış? Bu işi başarıyla sürdürebilsin. 90'larda yaşıyor hala. Ya 90'lardaki zihniyeti izlemek isteyen insanların da ben azımsanmayacak sayıda olduğu kanaatindeyim sevgili Boğaç. Tabii ya. Ya bence Bischoff yani zamanında başarılıydı ya. Ama işte zamanında başarılıydı. Hani
sürdürülebilir bir başarı sunmadı. Bilmiyorum yani o konuda herhalde hala bu sektörün en büyük ağababası, hadi Vince McMahon'ı kenara koyalım. O çünkü apayrı bir noktada yani, sevelim sevmeyelim de, Paul Heyman herhalde ya. Çok evet, başarılı bir şekilde farklı organizasyonları yükseltip başka şeylerin hani altına girse de, yani altına mı girmek denir, bünyesine katılsa da daha doğru bir kelime olacak. Yine de çok iyi bir şekilde idare etti her şeyi yani. GM olduğunda da, ECW ile alakalı hareketlerinde de, ya da ECW WWE ilk katıldığında da, ki o zamanki etkisi çok büyüktü. Yani hatırlarsın şeyleri de, One Night Stand'leri de 2005-2006 çok iyi şovlardı ikisi de mesela. Yani o yüzden Paul Heyman'ın etkisi her zaman çok daha büyük oldu ya. Profesyonel güreşe farklı pencereler açan bir adam. Kara, hoş geldin. Evet. O zaman ben son kez Bischoff hakkında bir şey söyleyeyim. Eric Bischoff şöyle bir adam. Hani geçmişte çok büyük, hani çağ açıp çağ kapatan bir adam. Ted Turner'ın karşılıksız çekiyle de olsa, bu yardımla da olsa profesyonel güreşe büyük bir hani destek anlamında, senaryo anlamında, TNA'de de olsun, WCW'de de olsun farklı pencereler açmış birisi. Kovuluş şekli çok garipti. Hani SmackDown reytingi bir hafta düştü diye hop adamı kapının önüne koydular. Valla ilginç. Bakalım neler olacak ilerleyen dönemlerde. Ben kovuluş şeklini bireysel olarak çok garipsedim. Ya tabii. Ama vardır altında bir şey. Yani çok böyle WWE'nin bu kadar farklı şekilde kovmasını ben açıkçası beklemezdim. O yüzden yani illa bir bok yemiştir diye tahmin ediyorum Bischoff için. Çünkü Bischoff önemli bir isim. Bu kadar kolay bir şekilde yolu vermezler yani o adama. Ne olursa olsun. Adamın ismi var yani. Eric Bischoff sonuçta herif. Diyelim. Peki şeyi nasıl buldun bu arada Burak? Draft'ı nasıl buldun? Hani Raw'da çünkü... Draft tüm sonuçları mı konuşalım draft'ta? Yani genel olarak draft'ı söyleyebiliriz hani. Konuşabiliriz ne oldu ne bitti diye. Ya orada ya, maçları da Ray konuşuruz. Ray White'ın SmackDown'a geçişi bence ya, oldukça hani sarsıcı bir hikaye. Bray White hep Raw'da kalır zannediyordum ama Bray White'ı şey olduğu kadar siz söyleyin. Bray White'ı yıldız gördükleri kadar birinci brand'de daha da fazla büyütmeyi planlıyorlar. Benim için en çarpıcı seçim Bray White. Evet, onu kullanacaklar demek ki. Yani onu farklı bir noktada düşünüyorlar diye tahmin ettiğim için ben de aslında sana katılıyorum. Ki yani abuk bir şey yaptılar Bray Wyatt'la o Hell in a Cell'deki faciadan sonra. Bakalım, bilmiyorum. Acaba şey verirler mi ya? Brock Lesnar'ın karşısına falan çıkarırlar mı Wyatt'ı? Ya Brock Lesnar'ı şu an kadroda yenme ihtimali en yüksek ismin Bray Wyatt olması ne kadar ilginç bir durum değil mi? Hayır, direkt çünkü ben onu düşünüyorum. Şimdi bu herif Seth Rollins'le yaptığı maçı düşünüyorum. Seth Rollins'in de Lesnar'la yaptığı maçı düşünüyorum. Yani bir orantı kurunca White çok net böyle aday gibi geldi bir an bana ama tabii şimdi araya şey falan girdi. Velasquez falan girdi. Ayrı dava da. Öyle. Belki Velasquez farklı bir stille Brock Lesnar'ı yenmeyi başarır ama ben düşük ihtimal görüyorum. Ya onun o sakatlık muhabbeti onu etkileyecektir büyük ihtimalle ya. Yani yoksa hani sakat olmasaydı ben büyük ihtimalle Velasquez'i çok daha aktif bir şekilde görebileceğimizi düşünüyordum da. Bir sakatlığı zor bir sakatlık. Sen de sağlıkçısın. Bilirsin hani yani ne olduğunu. Ya şöyle özetleyeyim. İnsanoğlunun ayaklarında 3 mekanizma vardır. Biri bilek, biri diz, diğeri kalça. Bu mekanizmaların biri bozulursa zamanla diğer ikisini de bozar. Yani en bilinen sakatlık türleri mesela bugün Galatasaraylı Falcao. Adamın dizleri bozuk. Şu an bilekte de kalçada da sıkıntılar yaşıyor. Mesela Van Persie.
Yani tabii. Adamın dizi 60, daha sonra bilek attı. Yani bilek sakatlığı da yaşadı, ameliyat da geçirdi. Onun için sporcular için en önemli sakatlıklar mekanizmatik sakatlıklardır. Senin de dediğin gibi buraya dikkat çekmek önemli bir husus. Yani hadi Velasquez belki de şu an WWE için kısa vadeli bir para kazanma kapısı gibi görünüyor olabilir ki bu çok normal bir olay. Çünkü Velasquez MMA'de çok önemli bir figürdü. Yani önemli bir ağır siklet şampiyonuydu. Ama bizim tarafa dönünce harbiden ilk baktığın zaman özellikle SmackDown'da Bray Wyatt çıkıyor yani. Aynen öyle. Tyson Fury WWE ile imzaladı mı demiş Alper Canbaz. İmzaladı. Yok. İmzalamamış yani, mı? Şey imzalamıştır herhalde. Tam zamanlı bir sözleşme imzalamamış mı? Evet. Ya şovluk imzalamıştır ya da ne bileyim hani belki Crown Jewel'un bitimine kadar imzalamıştır. Çünkü o adam bildiğin dümdüz boksör yani o adam. Evet. Yani. Ve hala maça çıkabilecek bir kapasitede olduğu için ben sanmıyorum WWE ile kariyerini kara yazmış. Kara imzalayacağını. Anladım. Kara yazmış. Roster'daki güçlü adamların %75'ini SmackDown aldı. Bray Wyatt SmackDown'da The Fiend setin olduğu her yerde mi? Ben katılmıyorum buna bu arada. Neden? Şimdi ikisi de açık bende şeylerin. Raw'ın ve SmackDown'ı aldı. Şimdi Raw'a bakıyorsun. Seth Rollins var, AJ var, Drew McIntyre var, Randy Orton var, Ricochet, Bobby Lashley, Kevin Owens. Kevin Owens mesela çok önemli bir ekleme bence. Rusev, Aleister Black, Samoa Joe. Bundan sonrası daha alt kadro ama hani alt taraftan da söyleyebileceğim Buddy Murphy var mesela. Kendini iyi parlatmış olan. Eric Rowan var yine son dönemin tutulan isimlerinde. Yani SmackDown'da baktığın zaman şampiyonları kenara ayırıyorum. Roman var, Bray var, Brown var, Kofi var. Yani evet. Hadi bir de Daniel Bryan olsun. Sence wild card kuralına bir şekilde tekrardan devam ederler mi? Her ne kadar şey olsa da. Bence etmemeleri lazım. Ama herhalde ederler diye tahmin ediyorum. Tabii yani ederler gibi geliyor abi. Bence etmemeleri lazım. Zaten artık günlerde açıldı. Arada bir uzun süre var. Daha yani arka arkaya değil şovlar. Hani hiç gerek yok ya. SmackDown kendi çizgisine gitsin. Raw kendi çizgisine gitsin. Ama şey olur. Ben sana söyleyeyim. Bu Survivor Series'de yine Brent Savaşı yaparlarsa yine girer herkes birbirine. Anlıyorum. Kutay gerçekten çok boş yapıyorsun. Elimde bir soru var. Konuştuğumuza yaz abi. Yaz. Yani insanların dikkatini de dağıtma. Bu aynı zamanda bir podcast. Evet, haftalık şovlara geçelim o zaman sevgili. Geçelim. Tabii ki. Raw güzel başladı. Raw'da Becky Lynch Charlotte'la maç yaptı. Bu tabii ki şey için yapıldı bu maç. Draft hakkı kazanması için herhangi bir brandın. Ve Becky Lynch maçı kazanarak Raw'a ilk draft hakkını verdi. Fena bir maç değildi. Çok iyi de bir maç değildi ama bu arada maçın şeyden olduğunu da söylemekte fayda var. Sasha Banks de yapacaktı normalde. Becky Lynch ama Sasha Banks sakatlığı yüzünden şovdan çekilmek durumunda kaldı. Yani Becky Lynch hala şampiyonluğuna devam ediyor. Ve Becky Lynch uzun bir süre dominasyon içinde olacak gibi. Sonuç itibariyle Charlotte Flair diğer brand'de kaldı. Yok. Raw'a geçti doğru. Sasha Bailey. SmackDown'da 5 kadın var zaten şu an. Tamam. Sasha Bailey tamam. Düzeltiyorum. Charlotte Flair alır bir sonraki şov kemeri. Bakalım yani. Ben Raw'da şeyi bekliyorum artık. Ronda'nın dönmesini bekliyorum. Yani Charlotte'ın almasındansa açıkçası Ronda Rousey dönüp o alacakmış gibi bir hava var bende ama çünkü diğerlerinin çok öyle bir şey sanmıyorum. Yani Alexa Bliss, Natalya, Nikki Cross, Liv Morgan, Japon kızlar, Zelina Vega. Bunların hiçbiri kenara oynayamaz şu an. Evet öyle görünüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda kadınlar divizyonunda neler izleyeceğimiz meçhul konulardan biri.
senaryo sıkıntısı, story sıkıntısı yaşayabilirler mi sence? Yaşanabilir tabii canım. Yani çünkü hep aynı isimlerden dönmeye başladı kadın şeyleri. Ben şeyi bekliyorum aslında. Belki Survivor Series'e kayar da artık bir Shayna Baszler'ın ana kadro vakti geldi de geçiyor sanki. Ya alttan gelenlerle ben nedense Triple H ile Vince McMahon'ın hani majör sorunlar yaşadığı kanaatindeyim. Ne diyorsun? Olabilir. Bir de şey de olmuş olabilir. Artık onların da 2 saatlik ulusal yayında bir şovları olduğu için çok kolay kolay da bırakmama düşüncesi de oluşmuş olabilir. Yani bu arada şöyle bir şey söylemekte fayda var. Shayna 300 bilmem kaç gündür şampiyon. 350 gündür mü? 310 gündür mü? Abuk bir vakittir şampiyon yani. Ya onun da haberini görmüştüm. İlerleyen dönemlerde ben yine MMA güreşçilerinin de kadın divizyonunu sürklase edeceği kanaatindeyim. Sence neler izleriz? Ben de aynı düşüncedeyim ya. Yani çünkü sonuçta kadroda bir eksik olduğu aşikar. Onu da bir şekilde kapatmak durumundalar. Bakalım tamam. Neler olur. Devam edelim istiyorsan. Edelim aynen. Bizim Siverekli ile Flair kızımızın şeyin ya da Ric Flair'in damadının yaptıkları bir maç var. Yani bu ikiliden bekleyebileceğimiz şekilde fazlasıyla aksiyonlu bir maç. Sonunda maçı ama Andrade kazandı. Evet. Yani benim bu ikiliyle alakalı net söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü hani ikisi de çok net hikayeler içerisinde bulunmadılar son dönemde. Bilmiyorum, belki en fazla şey olur. Hani eğer ki AJ kemeri kaybederse belki Andrade ondan sonra Amerikan şey Birleşik Devletler kemerini oynar. Fikrim yok açıkçası. Senin var mı bir fikrin bunlarla ikisiyle alakalı? Yok, ben ilerleyen dönemlerde Charlotte'ın sevgilisinin biraz daha yükseleceği kanaatindeyim. Ya bununla alakalı fikrim de tamamen Charlotte kaynaklı. Yani ben aynı şekilde ya. Benim de yani bu noktada seninle düşüncelerim paralel. Varsa yoksa ekleyeceğin başka bir şey ya da Ali ile ekleyeceğin bir şey yoksa da devam edebiliriz istiyorsan. Yok aynen. O zaman şimdi önümüzdeki maç ve burada bir güzel olayımız var. Takım kemerleri için Ziggler'la Rude ikilisi. Bu bizim Viking Raiders. Son ismi Viking Raiders. Değil mi? Aynen, Viking Raiders olması lazım. Çünkü bilmem kaç tane isimleri oldu. Viking Express. Shorty Gable'ı soracaktım, unuttum sana ya. O SmackDown'da konuşuruz onu. Tamamdır. Sonra bu takım maçıyla alakalı da artık yani bu Viking Raiders'ı her hafta şey dövdürdükten sonra lokal güreşçileri artık kemerleri verdiler. Viking Raiders yeni Raw takımlar şampiyonu oldu. Bence iyi oldu. En azından takım gibi bir takımın şampiyon olduğunu görmek beni mutlu etti. Ama tabii mikrofondur, hikayedir. Oralarda ne yapacaklar? Onlar meçhul. Çok fazla. Yani ama en azından ring içi yeteneklerinin çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya ring içi yetenekleriyle NXT'de fark yaratabiliyorlar. Yani tabii şimdi burası farklı bir alan, doğru söylüyorsun. Ya SmackDown Raw'da süper yıldız olmak gerekiyor tutunabilmek için. Ben şanslarını düşük görüyorum maalesef. Şimdi bundan sonra bir dizi maçlarımız oldu. Bu maçlar tabii şeylerle için draft pickleri ne kimlerin seçeceğini belirlemek için Ricochet Shelton Benjamin'i yendi. Hı hı. Onun dışında çok seri bir şekilde Aleister Black Eric Young'ı yendi. Hı hı. Bu maçlar hızlı hızlı söylüyorum çünkü maçlarda çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Biraz Paul Heyman zihniyetinin maçları çünkü. Evet. Yani bu haliyle bana diyor, biraz TNA'yı de andırıyor WWE. Bence kötü bir durum değil yani. Hani bence de değil. Böyle... Yani profesyonel güreş izlemek isteyen insanların televizyon karşısında bulmak istediği şeyler bunlar. Ben karşı değilim.
Aynen, ben de bu konuda karşı değilim. Böyle gidebilir yani. Hani çok fazla konuşmalı bir şeyle segment izlemektense aksiyon izlemeyi ben tercih ederim yani. Sıkıntı yok benim yüzümden, gözümde o konuda. Diyelim burada Buddy Murphy de rakibi Cedric Alexander'ı yendi bu maçlar silsilesinde ve ondan sonra güzel bir segment. Braun Strowman'la Tyson Fury arasındaki Crown Jewel'daki maç için kontrat töreni. Kontrat töreni yapıldı. İkilinin birbirine vurmama sebebini nasıl değerlendiriyorsun? Yani büyük ihtimalle şöyle bir olay. O Tyson Fury bir yanlışlıkla dokunsa Braun Strowman'a amel defterini kapatacağı için herhalde Tyson Fury'ye sen dokunma dediler. Peki bunların Crown Jewel ya promotion'u mu artık, imza günü mü, ne deniyor, mid grid mi, ne deniyorsa karşılaşma, yüzleşme anında verdikleri pozu nasıl değerlendiriyorsun? Bayağı bir funny segment görmüşler orada. Bayağı bir skandal bir görüntü ya. Ya bence orada MMA şirketlerini tiye almış olabilirler gibi geliyor nedense bana. Yani benim hoşuma gidiyor böyle şeyleri görmek. Ya bana aklıma tam şey geliyor ya. Nedir onun adı? Bu şey Floyd Mayweather'la Big Show maç yapmıştı şeyde WrestleMania. Ya o geliyor yani. Floyd Mayweather çok büyük bir marka. Ben tekrar da bir de görmek isterim. Yani Mayweather'a parasını verirsen her yerde görürsün. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda tekrar karşımıza çıkar. Neler olacak? Olabilir yani, bu Fox anlaşmasının getirisi hani biraz daha Fox sporculara da yönelik bir platform olduğu için hiç belli olmaz yani. Hani şu, çünkü şöyle düşünmekte de fayda var. Fox oldu, Tyson Fury'yi gördük. Ondan sonra Velasquez'i gördük. Hani bence bu isimlerin şeyi, artma potansiyeli var. Zaten şirketin artık Amerika'da geldiği hali hepimiz biliyoruz. Umarım Ayu da birkaç hamle yapar da bununla alakalı biz de aksiyonu yüksek şeyler izlemeye devam ederiz. Evet. Bu arada Soner Kaan demiş, Braun Strowman'ın Strongman yarışlarında dereceleri var. Bir boksör yumruğu ve devirecek. Kesinlikle. Ya kesinlikle, tabii ki. Yani biz işin bir şekilde bir noktasında tabii ki T'yi alıyoruz ama yani Tyson Fury de eski bir dünya şampiyonu olarak hani bir insanın neresinden vurup knockout edeceğini çok iyi bilen bir isim. Ne olursa olsun yani. Çünkü bu, ben şöyle düşünüyorum bu tip konularda. İnsanın çok güçlü olması, çok başka şeylerde böyle dünyanın en güçlü adamı falan olması, bu tip böyle boks türü vesaire şeylerde çok önemli olan şeyler değil arkadaşlar. Bir yerden yumruğu yediniz mi harbiden knockout olursunuz yani. Hani bu en sokak kavgasından en profesyonel işine kadar aslında aynıdır. Genelde bilmiyorum Buğra, evet. Sen de 5 yukarı yaşamışsındır böyle olaylar. Batuhan Delice yazmış, Velasquez'in müziği güzel, beğendim. Maestro demiş, Velasquez keşke kemeri oynamasaydı. Kazanacağı bir rakiple kapışsa iyi olurdu. Sonuç çok bariz belli demiş. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Brock Lesnar'ın Braun Strowman'dan ziyade kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta Braun Strowman'ın kreatif kontrol maddesine sahip olduğu söylendi. Ya böyle bir imkanı varsa Brock Lesnar intikamını alır MMA'in. Ha tabii. Ya ben zaten şeyi hiç beklemezdim yani. Lesnar'ın öyle bir hakka sahip olmadığını düşünmeyi beklemezdim açıkçası. Yani Lesnar sonuçta o herif. Yani tabii. Bu kadar rahat gezinebilen bir adamın büyük ihtimalle öyle de bir hakkı vardır zaten. Yani. Hani çok da şaşırmamakta fayda var. Diyelim. Var mı Fury Strowman'la alakalı söyleyeceğimiz biz başka bir şey? Petro'yu önünde daha ayrıntılı konuşuruz. Muhtemelen yayınlarımızı YouTube'a taşıyacağız. Canlı yayınlarımızı YouTube'a taşıyacağız. Şeyde konuşuruz. Petro'yu gecesi. Bu arada şöyle bir benzetme yaparak bunu kapatmak istiyorum. Şimdi masayı kırdı şey Strowman. Tyson Fury de bir eski baronumuz Sayın Mehmet Karahanlı gibi kalem kırdı. Doğru. Baronumuzu bir andım orada. Sayın Mehmet Karahanlı'yı çok özledik. Evet.
Kutu yazmış. Wild Card'ın Fiend Rollins feyodu devam etsin diye bitirmemeleri çok saçma oldu. Yani genel olarak zaten kural saçma olduğu için herhangi bir... Ya Wild Card olayı nedir? Önemeye ya? Gerek yok. Biter inşallah şimdi, ama ben bitmeyeceğim. İnşallah. Şimdi Main Event'te bu bizim Japon kızlar sahnedeydi. İlginç, bilmiyorum. Yani bununla alakalı ben çok yorum yapmak istemiyorum. Hı hı. Garip geliyorlar bana. Asuka'ya şey vermişler. Tajiri usulü Green Mist vermişler. Tükürüyor falan filan böyle. Yani o garip. Ama burada asıl bence konuşmamız gereken Seth Rollins'in bu şeyin Bray Wyatt'ın o kolların olduğu yere saldırması. O ilginç bir olaydı. Yani hani bayağı bildiğin patır kütür daldı herif. Bu yakması da buradaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Main event sonunda aynen. Aynen işte, yani o ilginç bir görüntüydü. Ne diyorsun? Güç kaybetti mi sence Bray Wyatt? Bu yok neydi ya. Segmentin adı neydi? Firefly Funhouse. Ha, Funhouse'u yakmasıyla Seth Rollins güç kazandı mı? Bray Wyatt güç kaybetti mi? Yok, Çünkü yok. Horror Story mi? Randy Orton'da şeyi yakmıştı. Kasabadaki, köyündeki aynen. Kulübesini yakmıştı. Oo yeah. Bilmiyorum ya. Bence çok güç kaybedeceğini sanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi bu adam zibilyon tane işte finisher yedi. Yok sandalye yedi, zart yedi, zurt yedi, ayağa kalktı. En son hakem maçı durdurmak zorunda kaldı diye. Bir böyle kuklalarını yaktı diye de güç kaybedecekse abi, o zaman da yani harbiden. Sen Bray Wyatt'ı hiç anlamamışsın kardeşim. Olmaz böyle iş. Bray Wyatt dediğin beni adam. Yanlış anlamadın. Sen Bray Wyatt'ı hiç anlamamışsın kardeşim. Ah. Bray Wyatt gelsin bir anlatsın kendini bana. Bray Wyatt şöyle bir durum. Bray Wyatt tam bence rakibi olacak kişi Randy Orton. Hani Randy Orton'a bir şeyi vardı. Randy Orton'un Finn Balor'a bir sözü vardı. Şey demişti. Sevgili Bray Wyatt, sen sadece, pardon, Finn Balor, sen sadece yüzündeki boya ile farklı oluyorsun diye not düşmüştü. Ne diyorsun? Böyle bir girişim yapabilir mi Randy Orton? Ha, bilmem. Sanmıyorum. Tam ya. Bence uygun rakibi olur de. Sen sadece suratında maske var. Sen işte neydi NXT'deki karakterinin adı? Şey mi? Demon mı? Hayır hayır. Şeyin Bray Wyatt'ın NXT'deki karakteri. Ulan Brodus Clay diyesim geliyor. Niye Brodus Clay diyesim geliyor benim? Hatırlayamadım tam. Neyse, sen olsun deseydi Randy Orton. Sen bundan bir farkın yok deseydi. Neler olur yani? Bence çok değişik bir feud olabilir. Bray Wyatt gerçekle yüzleşse acaba büyüsünden kurtulup güçsüzleşebilir mi? Husky Harris ve hani Reddit'te ya da Wrestling Forum'da hani dalga malzemesi olan bir adam Husky Harris gimmickiyle Canım, Bray Wyatt. Çok büyük dalga malzemesi oldu ya. Evet. Olmuş. Evet, sıradaki segmenti ya da Rav'ı puanlayalım. Rav'ı bir puanlayalım. Chat de puanlasın. Ben 3,5 diyeceğim ya. Çok inanılmaz keyif almadım ama çok da kötü bir şey oldu değil mi? Ben de 3 puan demek istiyorum. Ne demiş? Crown Jewel Show'undaki Bray Wyatt, Seth Rollins maçı hiçbir şekilde durdurulmayacakmış. İyi. Yani güzel. Bilmiyorum. Kutimister 3.25 dedi. Taher Türk 3.75 dedi. Batuhan Delici 3 dedi. Kara 3.5 dedi. Emir Aydoğan 3 dedi. Genelde 3 konusunda galiba hemfikiriz. Evet, demek ki isabetli bir puanlama yapmışız.
Aynen öyle. Diyelim. SmackDown'da IC kemeriyle evet, maçımız başladı. Şey, neyse Maestro, şeyi de konuşuruz. Crown Jewel Ekim'in sonunda konuşuruz. Hem YouTube'a geçeriz. YouTube'da canlı yayın yaparız. Daha derli toplu bir yayın olur. Bakalım Fine'ı da konuşuruz. Seth Rollins'i de konuşuruz. Şu maç hakkında derinlemesine bir değerlendirme yaparız. Evet Boğaç. SmackDown. Evet. Nakamura Reigns maçıyla açtık şovu. Hı-hı. Ve maç tabii burada kemer maçıydı ama maç diskalifiye ile bitiyor. Corbin Roman Reigns'e vuruyor ve orada maçı diskalifiye oluyor Nakamura. Kaybediyor ama tabii ki diskalifiyede kemer değişmediği için kemerin hala sahibi Nakamura olarak kalıyor. Böyle bir açılış var. Bir haber vardı. Direkt onunla başlayayım. Ufaktan onunla yorumlayalım bu konuyu istiyorum. NXT'nin Japonya ayağı açılacak diye bir haber var. Evet. Bu konuda Triple H'in çok ciddi çalışmaları varmış anladığım kadarıyla. Okuduğum kadarıyla haberlerde. Biraz da şey diyorlar, Nakamura'yı o yüzden şu aralar çok böyle ezdirmek istemiyor WWE'yi. Hani Japonya'nın Boğaç, ne kadar ciddi olduğunu göstermek için. Yeni Shakamura'lar mı göreceğiz? Diyorsun. Şey falan demişler. Alp yazmıştı. O kadar falan demişler. Ben şaşırdım. O kadar olmaz herhalde kim diyorum ya. O kadar yok mu şey? Kazuchika. Bu Japonların çok popüler olan çocuğu. Ya o kadar şu anda şeyde değil mi? Ayuda değil mi? Yok. Şeyde NJWP yok. Nasıl okunuyorsa işte. Ayuda güreşmedi mi hiç o kadar? Yok sanmıyorum. Ha Omega güreşti doğru. Evet. Abi isimleri de benziyor. Omega, Okada, Mokada. Bu arada Itami'yi geri konuşuyorlarmış NXT Japonya'yı almak için. Hani herif gitti WWE'den. Şimdi bir daha almak için konuşuyorlarmış falan. Böyle ilginç. Orada bir şey var ve bunu da şeye bağlamışlar. Hani Japonya'da böyle bir düşünceleri var ve bu düşünceleri de kanıtlamak için Nakamura'yı ezdirmiyorlar. Anlıyorum. Ki, kısmen de kemerini kaybetmedi. Yani öyle bakacak olursak. Ne diyorsun bu maçı ve biraz da bu açılımı? Hangi maçı? Yani bu kemer maçını. NXT Japonya'yı mı soruyorsun? Hayır. Nakamura Reigns için söylüyorum. Ha yani ben yine Dave Meltzer yanıldı diyorum. Yani yine Dave Meltzer yanıldı. Yani bu arada ben bu konuyu hiç anlamıyorum. Yani bir kısmımız Dave Meltzer'in hani tipik bir medya mensubu olduğunu düşünüp her iki taraflara, herhangi bir tarafa paralı veya parasız bir şekilde yani farklı haberler sunabileceğini söylüyoruz. Bazılarımız çok seviyor. Onlara da saygımız sonsuz. Ama yani Dave Meltzer'in bu kadar tartışıldığı bir forum gerçekten inanılmaz bir olay ya. Vallahi yani forumda konu bakıyorsun. Dave Meltzer daha çok tartışılıyor güreşten. Yani ama Dave Meltzer normal. Şöyle normal. Yani profesyonel güreşin en büyük muhabiri diyebiliriz. Yani en büyük gazetecisi diyebiliriz. Yarın Dave Meltzer ölünce de işte Bret Shepard'ı, Brian Alvarez'i falan konuşacağız yani. Çünkü gündemi bu adamlar belirliyor. Sevsek de sevmesek evet. De. Aynen öyle. Ama tabii belirledikleri gündem genelde hatalı çıkıyor. Öyle de bir sıkıntımız maalesef mevcut diyelim. Ve bu maçtan sonra eğlenceli bir olayımız var. Zira Shorty Gable ya da bizim normalde Chad Gable olarak tanıdığımız arkadaşımız bu arada Curtis Axel'ı yeniyor. Ama sonra diyor ki ben artık diyor Shorty'ciyim artık diyor. Eyvah. Shorty'ci yani Shorty Shelton B. Shorty'ci. İlginç bir tip. Ben bunun haberleri de çıkmıştı. Chatbox'a bir şey sormak istiyorum. Abi Shorty'ciyi beğendiniz mi beğenmediniz mi? Samimi olun. Beğenenler bir yazsın, beğenmeyenler iki yazsın. Sen beğendin mi? Ya
Berbat ya. Harbiden 2000'li yılların rapçileri gibi ya. Yemin ediyorum ya. Mükemmel benzetme. Vanilla Ice, Shorty G falan böyle. Killa Akan yazmış biri. Senin anan yani. Anan. Shorty G'in abi ya. Çok yani nasıl bunu düşündüler? Kim düşündü? Gerçekten inanılmaz ya. Milyon dolarlık şirket yönetiyorsunuz abi ya. Maalesef. İsim konusunda ya mesela bence Antonio Cesaro mükemmel bir isimken tuttu adamlar Cesaro yaptı adamın ismini ya. Tabii canım. Antonio Cesaro mükemmel bir isimdi bence. Ya da işte bir sürü değişen var. Mesela ben şeyi korkuyorum. Becky Lynch'i sadece Lynch yaparlar falan diye konuk. O bayağı kötü olur ya. Ya da L nokta yaparlar. Lee. Ay. Shorty Becky falan böyle. Allah Allah. Aman aman aman. Doğru. Bu kısa maçtı zaten. Hani Shorty G de maçı kazandı. Çok söylenecek bir şey yok. Yükselmeye devam edecek gibi duruyor. Evet. Bak ha Formation çok doğru abi. Alexander Rusev'in isminin Rusev yapılması. Abi Alexander evet. Rusev ya. Anladın çok, mı? Çok abi isim gibi durmuyor mu böyle yani çok sağlam. Alt liglerde gol kralı olan forvet yemin ediyorum. Valla çok şey oldu ya. İsimler çok bu isim değişiklikleri benim de çok moralim bozuyor. Robert Roode mesela şey Bobby Roode oldu falan. Hadi onun telif hakları olmayabilir. Ona bir şey diyemem de. Diğerleri rezalet. Ondan sonra şey var ha, asıl benim aklıma gelen yılların indicisi Chris Hero WWE'ye geldi. Cassius Ohno oldu. Yani. Abi Cassius Ohno ya. Bu işte şey dalga geçiyorlardı bu Reddit. Cassius Ohno asık suratlı. Cassius Oh Yes böyle gülen surat falan. Çok değişik dalga malzemeleri de oldu. Dönemler yaşandı yani. Şimdi kendisi NXT UK'de takılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık versiyonunda. Allah Allah yardımcısı olsun. Çok sevdiğim bir abimizdi. Devam ettiğimizde Hulk Hogan ufak bir Skype bağlantısı yapıyor. Hı hı. Ve takımında olacak diğer isimleri açıklayacağını söylüyor. Onu da şovun ilerleyen kısımlarında da söyleyebiliriz. Şimdi de söyleyebiliriz. Fark etmez. Roman Reigns yapıyor kaptanlığı. Böyle bazı haberler çıktı. Eş kaptan olacak falan diye. Kalbimiz yine yerimizden bir zıplıyordu ama. Zannetmem. Olmadı. Roman Reigns açıklandı. Ondan sonra da bir takımlar maçımız oldu. New Day Heavy Machinery ile takım oldu. Karşılarında da Revival ve Dolph Ziggler Robert Roode ikilisi geldi. Face tarafımız maçı kazanan taraf oldu. Çok söyleyecek bir şey yok. Artık New Day'den ben bıktığım için yorum bile yapacak kendimde takati bulamıyorum. Yani New Day WWE'nin marketing ayağını yürütmeye bir süre daha devam eder. Bakalım belki WWE bundan sonra farklı hani market ürünleri yaratırsalar belki hani değişik tek teamler ya da kişiler ortaya çıkabilir. Deniyorlar zaten. İşte B evet. Team falan denediler ama New Day bambaşka bir marka tabii. Bundan sonra güzel bir segment var. Hatta belki de SmackDown'un en iyi segmenti bu haftaki. Yani bence bu tabii de tartışılır yani yine de. Miss TV'de Miss Bailey ve Sasha ile beraber bir Miss TV programı yaptı. Ve Miss Baya bu arada çok ciddi bir şekilde ağır ağır hani Bailey'e geçirdi. Bir ara şey dedi yani niye konuşmuyorsun sen Brock Lesnar mısın gibi böyle geçirme şeyi oldu. Tabii Bailey siz bana inanmadınız vay efendim ben çok yıkıldım maçtan sonra kimse beni düşünmedi anam babam böyle bir ağlak ama işte bundan sonra da ne haliniz varsa görün moduna girmiş. Ben kısa bir yorum yapayım hemen sana paslayayım durumu. Ben çok beğenmiyorum Bailey'nin şu halini. Şundan ya abi Bailey'nin aktresini konuşalım hadi. Ha o skandal canım. Hala skandal yani. Bailey short giyene kadar ben skandal diyeceğim yani. Onun kaçışı yok. Ya Bailey
FETÖ'cü kaprisi oluyor ya dizlerinin altında. Payne'in öyle bir şey giyecek havası var şu anda yani. Ne şortu. Bu Acun Ilıcalı yani... kaprisi. Ha, böyle daha iyi kafanızda canlansın. Çok çirkin. Çok çirkin. War Machine. Bailey'nin ifşası çıkmadığı gibi beğenmem kendisini birader. Bailey'nin ifşası çıkarsa herhalde o kız bırakır ya güreşmeyi falan. İntihar eder Bailey öyle bir şey çıksın. Ya oğlum Bailey yani... yapmıyordur ki öyle şeyler. Ben size söyleyeyim yani. Tabii canım. Bailey böyle çok tatlı tatlı yaklaşıyordur. Ay canım merhaba falan diye böyle. Bailey böyle aycık hediye edince böyle çok mutlu olan ve böyle mutluluğundan dünyayı unutan bir tip bence. Bailey'e bir tane panda alacaksın. Tamam işte kız senin abi, bitti yani. Büyük böyle pandalar oluyor ya, ayı ya da ayıcıklar falan böyle. Sarılsın dursun. Ben bu arada işin ciddiyetine de gelecek olursak, ben şeyi sevmiyorum. Sevmedim daha doğrusu. Bu böyle ağlamaklı performansını ben çok beğenmedim. Çok da mikrofona hakim görmedim kendisini. Bir o iki ya o makyaj nedir surattaki ya? Aa evet evet, kötü bayağı kötü. Ya o Bailey'nin suratındaki makyaj artık Ronda'nın berbat makyajlarıyla yarışacak vaziyette. Şey bu arada ama saç dilini beğendim. Yani beğendimden kastım da şu. Okey. Kendine sert şeye bir benzemiş görüntü işte. Katmış. Tessa Blanchard'a benzemiş o da yani. Aynen, kendine takması. Sert bir görüntü katmış. Katılıyorum. Ama konuşma maalesef vasat yani şu an. Hani kötü, vasat da değil, kötü. Vasat yine ortalama demektir çünkü. Kötü şu an yani. Hani mikrofonu hakim hissettirmiyor kendini. Hani bir heel performansı kendini ağlak gösterecek olsa bile insanlara o enerjiyi bence vermesi lazım. Ben izlerken alamadım. Kişiseldir. Bilmiyorum. Sen nasıl hissettin? Yo, ben Bailey'nin hala karakterinde eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Biri ring kıyafeti. İkincisi makyajı. Üçüncüsü promo performansı. Ya herkes Destroyer olacak değil. Tamam, okey. Tabii tabii. Herkes Destroyer olacak değil ama yani Bailey'e de evet, Berat Kezban yazmış. Ya bu biraz Kezbanlık abi sanki ya. Bilmiyorum, kadının tipinden mi bana öyle geliyor? Olabilir. Aa, olmadı. Olmadı. Biraz daha toparlaması gerekiyor ya. Kesinlikle. Yani kısmen de o yeteneği var. Umarız toparlar diyelim. Evet, Selin Şener hoş geldin. Devam edelim. Bailey'nin de bu görüşmeden sonra rakibi belli oldu bu arada. Carmella, Nikki Cross, Dana Brooke, Lacey Evans, Sonya Deville ve Mandy Rose altılısı bir Six Pack Challenge maçına çıktılar. Ve yani bu 6 tane isimden kimi beklemezsin diye sorsan Nikki Cross'u beklemezsin diye ben bir cevap alacağımı eminim. Ve aha, Nikki Cross da bu maçı kazandı. Çok ilginçtir. Kendisi Bayley'nin yeni rakibi ve kadınlar kemeri için SmackDown kadınlar kemerinin bir numaralı adayı noktasında şu an. Ne diyorsun Nikki Cross'un böyle bir şansa yakalaması hakkı konusunda? Ya ben Nikki Cross'un çok fazla güreşebilecek bir karakterde olduğunu düşünmüyorum. Yani güreşle ön plana çıkacak bir karakterde olduğunu düşünmüyorum. Bence Nikki Cross her zaman çok iyi bir ikinci adam. Yani çok iyi bir tamamlayıcı güreşçi. Bu eline gelen fırsattır, şanstır. Ama çok yükseklerde görmüyorum Nikki Cross'u. Ya kendisi bence bir yıldızdan ziyade tamamlayıcı, çok iyi bir tamamlayıcı. Yani mükemmel bir ikinci adam. Ya o Alexa Bliss'in yanında daha yakışıklı duruyordu ya onun rolü. Evet, onlar daha birbirini tamamlıyormuş gibi yani, daha doğrusu birbirini tamamlıyormuştan da öte Alexa'yı tamamladı. Aynen öyle. Mert yazmış, Nikki Cross kazanamaz ama Bailey de iyi demiş. Ya Bailey o kadar hani bir arafta ki, ulan şöyle mi olsa böyle mi olsa nasıl kötü olacak? Ya Bailey sarılan çocuklara falan görünce gülüp öpen, promolarında babasından bahseden, işte beni bugün izliyor, beni bugün arenada izlemeye geldi deyip gözleri dolarak babasıyla çocuklukta yaşadığı güzel anlardan falan bahseden bir karakterken bugün böyle bir şeye dönüştü. Ya Bailey'in çok zor heel olması ve WWE'de heel yaparken Bailey'i kaçak oynuyor.
biraz daha cesur olması lazım. Bailey'nin kendisinin de. Eğer bir yıldız olacaksa, eğer işte Bailey şu an Four Horsewoman'ın içinde mi lan? Sasha, Becky, Charlotte. Bailey tabii. Yani abi o dörtlünün içindeysen yani yapacaksın yani. Kusura bakma. Hani farklı bir karakteri oynayacaksın yani. Killa Bailey demiş. Kadın maçları olunca geçiyorum şahsen demiş Batuhan Delice. Yani. Devam ediyoruz. Yukarıda altta yorumlar. Bailey'den cesur bir heel buklanabilir mi? Abi neler diyorsunuz siz? Yok buklanamaz yani, zaten. Onu da beklemiyoruz ki biz. Yani neler diyorsunuz siz? Bu bir soru mu? Şaşırma ifadesi mi yani? Şimdi o konuda ona göre bir cevap vereceğim de. Deadman 34 yazmış. Liz Evans bence muhteşem performans gösteriyor. Hem ring içi hem de mikrofonda kemer ona yakışır bence. Alexander vallahi maçta yoktu. Üzüm avına çıkmış. Yeni mi bu fotoğraf? Eski galiba ya. Eski gibi bir... duruyor sevgili Kutay. Şaşırdım patron demiş War Machine. Hayır. Şöyle cevap vereyim. Cesur bir heel. Bak dedim ya az önce. Herkes destroyer olamayabilir. Ama farklı bir şeyler sunabileceği kanaatindeyim. Evet Boğaç. Bailey konusu bu kadar. Evet. Yani benim tek şaşırdığım nokta Lazy Evans nasıl şans alamadı. Demek ki var bir. Ya bir ki geçen hafta Vince McMahon hakkında Dave Meltzer'in bir haberi vardı. Lacey Evans da hala yıldız ışığı, star ışığı görüyor Vince McMahon dedi. Kadın ana kemer maçına çıkamadı yani. Ulan elini uzattığı yeri kurutan bir adam Dave Meltzer. Gerçekten değişik bir herif ya. Meltzer'e buradan da akıl fikir dileyelim. Braun Strowman Drew Gulak'la maç yaptı. Maçın tek olayı Braun Strowman böyle ciddi bir mesaj verdi Tyson Fury'ye bağıra bağıra. Onun dışında bayağı dümdüz bir squash maçıydı yani. Söylenebilecek pek bir şey yok. Ve main event'te de maçın şovun başındaki maçın kısmen devamını gördük. Roman Reigns Daniel Bryan'la tekrar takım oldu. Corbin de Nakamura ile takım oldu ve maça çıktılar ama niye ama diyorsan bilmiyorum yani öyle kötüleri düşündüm bir anda face ikilimiz maçı kazandılar. Bir de Daniel kırıştılar. Bryan Roman Reigns. Evet. Yani Daniel Bryan Roman Reigns hakkında Instagram hesabımızda bir paylaşımım oldu. Hemen o özlü sözü okuyayım. Ne demişiz? Instagram hesabımızı takip etmeyenler de etsin Güreş Türkiye. Demişim ki paylaşımda Roman Reigns'le Daniel Bryan tokalaşıyor. Ben de not düşmüşüm. Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkadan vuran. Ya bu da çok mu geç kaldım demiş Selin Şener. Evet SmackDown'ı konuşmayı bitirdik. Kudi demiş Meltzer'in yaptığı iki doğru haber var. Bugüne kadar ikisi de rezillik. Biri Shorty G'nin haberi. Diğeri de Goldberg Ziggler maçının bilmesi. Evet Boğaç ne diyorsun? Uyumsuzluktan gelen uyum olabilir mi Daniel Bryan ile Roman Reigns? Ben onların ikili olarak bir geleceğe sahip olduklarını düşünmüyorum ya. Yani şu an sadece artık bir senaryosuzluk şeyinde durumu olduğu için şu an biraz beraber gidiyor gibiler. Yoksa bence ikisinin de kendi hikayelerini yazması lazım. Evet, War Machine sormuş. WrestleMania'ya gider mi sizce Reigns ve Bryan rakip olarak diyorum. Zannetmiyorum. Sen Boğaç? Yok. Çok da bir şey kalmadı WrestleMania'ya. Şurada Kasım'a girdik desek. Aralık, Ocak, Şubat, Mart sonu 4,5 ay yani. Çok da bir şey kalmadı da. Hani 4 ile çarp 4 kere 4 o kadar show sayısı haftada 4'ten bakalım belki olur ama çok düşük bir ihtimal War Machine ya. Yani şöyle bir şey var. Reigns gibi bir marka tam. Şimdi Daniel Bryan da önemli bir marka şirket için ama Reigns bir tıktan da fazla önde bir marka olduğu için WrestleMania gibi büyük bir şovda daha önemli bir spot alacaktır. Sağlıklı olması durumunda tabii yani bir sakatlık vesaire bir şey olmadığı müddetçe.
Batuhan Delice yazmış. AJ Styles WWE şampiyonu iken mutluyduk biz. DT Benli, çarşamba şovları konuşuldu mu? Evet, konuştuk. Sormak istediğiniz ya da görüş belirtmek istediğiniz bir şey varsa NXT ve IU hakkında üstün körü geçtik. Görüşlerinizi okuyabiliriz, tartışabiliriz. SmackDown şovunu anlayalım. Ben hadi buna da 3 diyeyim. Yani onu 3.5 dedim, buna da 3 diyeyim hadi. Ben yani de 3 olduğunu düşünüyorum. Draft farklı bir heyecan kattı SmackDown'a. Değişik senaryoları izlemeye devam ederiz umarım. Sevgili evet. Boğaç. Ben de aynı düşünceyim. Chatbox'a soralım. Yine. Sen bir çekiliş yap Boğaç'cığım. Chatbox'a varsa sorusu Kutay yapabilirsin kardeşim. Çarşamba Savaşları için podcast. Yani bunu izin almana, sormana gerek yok. Ya hoş. Yani biz de belki konuşuruz, bilmiyorum. Eğer bu kadar iki şovda iyi giderse bir program yapılır belki biz de. Yapılır radyoda. Mutlaka. Yapalım yani. Tabii olabilir. Bir podcast önden soru konusu açarız forumda. 11 tane misafir kullanıcımız var. Toplam 27 dinleyicimiz var. Arkadaşlar, güreştürkiye.net'e ücretsiz kaydolup bizle beraber güreş tartışma konularına yorumlar atabilir, sorularınızı cevaplayabilir, cevaplatabilir. Bizim sorduğumuz soruları, güreş yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. güreştürkiye.net'e ücretsiz kaydolabilirsiniz. Kuti 3 vermiş. Batuhan Delici 2.5 DQ ile bittiği için Intercontinental demiş. Taher Türk 2.75 demiş. Evet sevgili Boğaç, çekilişi hazırlıyor musun? Evet, şu an hazırlıyorum. Mr. Phenomenal 3.75 demiş. Night Okan, çarşamba savaşları diye bir şey yok. Boş bir mesele bana kalırsa demiş. Yo, bence heyecanlı ya. İki şirket birbiriyle iyi bir alışverişin içinde diye düşünüyorum. Evet. Savaştan ziyade bir rating yarışı var. Bir de tabii şöyle şey, Derby Allin Chris Jericho maçını nasıl buldunuz? Ya o maç çok övüldü, ben seyredemedim. Ama seyretmek istiyorum. Şunu da söylemek lazım. Hani Ayu de iyi yönde etkiledi hani WWE'yi. %100. %100. O yüzden hani iki şirketinde muhakkak birbirine etkisi olacaktır. Yani Ayub'un de ben %100 eminim. Çünkü forumda bunun yorumlarını okudum. Hani ben de şovları izlemedim. Hani çok net bir şey söyleyemem ama hikaye anlatımı konusunda hala biraz eksik olduğunu söylüyorlardı. O konuda WWE'den öğrenecek şeyleri var. Ayub'un de bu genç ve aktif diri bir şekilde geliyor olmasının da WWE'ye yapacağı tabii ki bazı kamçılar hani etkiler olacaktır tabii doğal olarak. Mutlaka seyrettiğiniz çok sağlam maç oldu demiş Kutay. Selin Şener demiş, çarşamba günü Raw olsaydı Raw Ayu savaşında kim galip gelirdi sizce? Raw. Ben hani regular sezon mu denir ona? Uzun vadede NXT'nin Ayu geçeceği kanaatindeyim ya. Yani. Yanlış anlaşılmasın ama. Yani çünkü Ayu'nun kadrosu çok 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 zayıf duruyor. Evet. Yani daha arttırmaları lazım. Ya abi biraz biz buyuz deyip biraz yıldız yüklemen lazım oralara ya. Bir çok mu düz? Evet. Çok mu düz mantık düşünüyorum bilmiyorum ama bakalım ratingleri gresturkiye.net'ten takip ediyoruz. Bütün üyelerimiz de, takipçilerimiz de rating, haftalık ratingleri dakika dakika takip edebilir. Dynamit evet. Şovunun tartışma konuları da açılıyor. NXT'nin de açılıyor. Hepsi. NXT şovunun özeti, promo çevirileri, maç özetleri açılıyor konu olarak. Siz de okuyabilirsiniz sevgili gresturkiye.net'ten sevgili takipçilerimiz. DT ben ne yazmış? AEW kendi yıldızlarını üretmeye başladı. Darbaray Elin Private Party ekibi bunlara bir örnek olur. Bahsettiğiniz zayıflığı bu şekilde aşıyorlar. İzleyenler bunu görüyor. Kanka ne kadar tutabilecek? Yani çünkü sürekli düşüyor. Yani bir düşüş trendinde. Sürekli düşüş trendinde. IU ratingleri. Yani iki taraf sürekli düşüyor. Muhtemelen gelecek haftada 1 milyonun altına düşecek IU. Tamam kendi yıldızlarını yarat da seyirci kaybettikten sonra çok bir anlamı yok. Kendi ha bu arada TNA'de yaratıyor.
şunu da ekleyelim. Haftaya çarşamba NBA başlıyor. Tabii. Bu da çok 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 büyük bir etken. Çok büyük etki olacak. Bir de zaten NBA'in açılış maçı da bu arada hani iki şampiyonluk adayı olan Lakers Clippers maçıyla açılacak. Hani o zaten başlı başına bir maç. Derbidir zaten. Los Angeles derbisi. Hali hazırda o reytingle inecek. Ama yani genel olarak ben de yetersiz görüyorum. Biraz daha hani hikaye konusunda hani bir de isim olarak da toparlamaları gerekiyor. Çünkü NXT'nin önemli yıldızları var. Adam Cole gibi, Ciampa gibi, Kate Lee var. Efendime söyleyeyim. Walter gelip gidiyor. Pete Dunne oraya taşıdılar. Bakalım. Güzel olur ama. İzlemesi eğlenceli olacak o savaşı genel olarak. Diyeyim ve çekilişi söyleyelim mi? Evet, çekilişi söyleyelim. Çok güzel bir muhabbet oluyor. Evet. Kuti Mister yollu. Kuti bizden bir adet çekiliş ödülü kazandı. Network çekilişi. James Harden'ın WWE'den daha çok reyting alması zannetmiyorum. Çünkü sıralamalarda hep WWE NBA'yi geçiyor yani. Bu da gerçi şu anki sıralamanın çok önemi yok da. Çünkü yok WWE şu an şifresiz yayına geçti. Evet. Bir de zaten daha NBA'de asıl sezon. Raw şu an şifreli kanalda mı? Yok, o da ulusal kanal. O da mı Fox'a geçti? Yok, Fox değil de yani USA Network'ün de ulusal kanal. USA tamam, o da şey, kablo TV. Okey. Ya bu bizdeki Digiturk gibi işte. Evet. Evet, Kuti Mysterio yazmış. Rey Mysterio'nun Velasquez'in yanında Great Kali'nin Raising Hindistanlı gibi sözlerini çevirmesini nasıl buldunuz? Ben komik buldum. Yani. Ya Meksika ne konuşuyor? İspanyolca mı konuşuyor? Evet. Yani Allah İspanyolları ıslah etsin mi? Islah etsin yani. Çok da karmaşık bir dilleri var. Çok yüksek sesli konuşur Meksikalılar. Hiç sevmem o yüzden. Yatakta da yüksek sesliler mi? Ne? Onu söylemek için 45 dakika falan daha var. Onları saçmalayalım. 23-13'müş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oluyor arkadaşlar. Sohbetimize, güreş tartışmalarımıza güreştürkiye.net'te üye olmayan, kaydolmayan arkadaşlar güreştürkiye.net'e tarayıcısına güreştürkiye.net yazarak ücretsiz kaydolabilirler ve aramıza katılıp görüşleriyle, yorumlarıyla, sorularıyla, bizim sorularımızla daim olabilirler. Evet Buhaç, son söz sende o zaman. Vallahi ne diyeyim, herkesin canının sağlığı. Foruma girin, bol bol konuşalım. Güzel şeyler oluyor, güzel şeyler olacak gibi duruyor. Crown Jewel'a da az kaldı. Bir sonraki radyoda görüşürüz. Aynen, görüşürüz. Selin Şener yazmış. Ya Buğra biraz daha. Yani Selin artık Starbucks ne zaman kapanıyor? Sur Yapı'da eve gitsen de bizi mi dinliyorsun orada? Abo. Harbiden ya. Ay var ya, şimdi de olsa da bir Starbucks'a gitsem ben de canım çekti. Eyvah. Burada viralli de çaktık. Starbucks'a selam olsun. 30 kişinin üzerinde yayında arkadaşımız var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.